Sultan II. Abdülhamit'e ait olduğu iddia edilen tahtın İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda 100 bin liraya satıldığı haberleri tartışmalara neden olmuştu. O tahtın satışı iptal edildi. İslam eserlerinde Osmanlı'nın yaptığı gibi 6 ana branşı uygulamalı okudum. Ben ecdadıma son derece sadık bir insanım. Bu gördüğünüz bütün eserler müze tarafından onaylı eserler. Yani müze diyor ki sen bunu burada satabilirsin. Her sene geliyor, onaylıyorlar bana. Şahıs olarak, koleksiyoner olarak İslam Eserleri Müzesi'ne kayıtlıyım. Kayıtlı olmak demek ne demek biliyor musunuz hanımefendi? Eğer elinizdeki bir parça dışarı yani satmak istiyorsunuz. Mesela ben size satmak istiyorum değil mi? 10 lira ise o 1 lira demek. Çünkü değeri düşer. Ama ben bunda değilim. Her şeyin mutlak ve gerçek olarak yerine getirilmesinden yanayım. Ardından her sene gelirler, bütün mallarımı incelerler. Neyi satılabilir, neyi satılamaz. Bu Abdülhamit'in değil. Belki sarayda, saraya yapıldı veyahut da oradaki koridorlarda oturulması gereken yapılanlardan biriydi. Evet, yani kendisinin oturduğu... Hayır. O oturmadı bir kere. Abdülhamid'in oturduğu taht özeldir efendim. Mavi saten özellikle üzerinde ipek bir dokuma vardır bunlar. Gidin bütün müzelerdeki padişahlarımızın oturdukları tahtlara bakın. Yani onların hepsinin ne kadar özel olduğunu görürsünüz. Bu olayı satın almak isteyen kişi para, pul, hiçbir şey vermeden kendi kendine yansıttı. Mahmut Karakeçili, evet. Ve ben bakın bir şeyi eğer satın alırsanız aldığınız zaman bunun parasını ödersiniz. Öyle değil mi? Tabii. Böyle bir şey yok. Size talip olduğunu söyledi ancak henüz bir ödeme yapmadı. Bu basına yansıyan haberlerden sonra da siz sanırım... Yani dakika bir ben haber gördüm zaten. Ha, öyle mi? Peki o sürece bana anlatabilir misiniz? Yani talip olduğunu söyledi. Bir anlaşma mı yaptınız telefonda? Yani hayır canım. Şirketinizle öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Mahmut Karakeçili'nin bana gelen adamcağız bana dedi ki efendim Maksam Holding'in sahibi. Yani sanki çok bilmem gerekiyormuş gibi öyle bir tavır aldılar ki yani İşte efendim size şu zaman, bu zaman, şu zaman, bu zaman ödeme yapılacak. Ben de kendisini hiç tanımıyorum. Onu tanıyan kişi, onun şöyle düzgün olduğunu... Ya hanımefendi 100 bin lira. Ben bunu evimde kullanıyordum. Fakat evim artık ufak olduğu için bir de önüne gelen benimle alay etmeye başladı. Fazla müze olduğun için diye. Ondan sonra 98'de kendi şirketimizi aldım. Abdülhamit dönemine denk geldiği için zaten bunu söyledim. Daha yine bir takım oturma grupları var. Onun için bunu da o almıştı. Ama buna ben taht diyorum
başkası başka şey diyebilir. Yani bu hiçbir zaman, bakın bunun üstünü özellikle çiziyorum, bu hiçbir zaman ikinci Abdülhamit'e kendisinin özel tahtı değil. Veyahut da ikinci Abdülhamit çok büyük marangoz. Onun yapmış olduğu da bir taht değil. Kendim, şahsım, son derece ciddi olan eserleri ya koleksiyonuma kaydedeceğim veyahut da ticareti olamaz bunlar. Bir kere ben bu şekilde konuşan, bu şekilde durum şeyi yapan insanlarla satıştan vazgeçtim. İnsanların benim üstümden kendilerine paye biçmesine asla kabul etmiyorum. Canımı ortaya koyarım. 100.000 TL'lik bir şey için ben bunu, gelsinler, çok iyi incelesinler, açığım. Eğer çok uygun bulurlarsa buyursunlar, devletime feda olsun. Ben zaten öyle bir kadın. Aynen öyle lanse edildi. Ben sadece 2. Abdülhamid'in o dönemde, bakın o dönemde yaşayan Hapet ve Misak kardeşler var. Bunlar çeşitli ailelere çok iyi şeyler yapıyorlar, ne derler, marangozluk işleri yapıyorlar, saraya yapıyorlar. Ben de şimdi böyle bir şey olduğunu görünce ve dedemin ağzından da bunu duyunca, yani ben görmedim dedemi. Annem dedi ki, aman dedi, işte söyledi, kendisi söyledi. Hapet'le işte Abdülhamid'in sarayı yapılmışmış bu dedi. Ay o saraya yapılan şeyin şeyde ne işi var? Tavan arasında ne işi var dedi. Aman öyle diyor deden dedi, kafayı yitirmişti dedi. Ne diyeceksiniz? Ama ben tam bunun doğrusunu bilmedim. Fakat Hapet'le Nisbisa'nın, şurada bakın kitap da var. Aldım baktım. Aynı döneme geliyor. O döneme ait olduğunu teyit ettiniz. Evet, evet. O döneme ait olduğu teyit edildi. Yani onun için ben bunu, buyursunlar gelsinler, istedikleri gibi bakabilirler. Her yerime, her şeyime. Benim saklayacak hiçbir şeyim yok.